Merhaba değerli izleyenler, Rebound programıyla karşınızdayız. Kaan Kural'la birlikte Euroleague ağırlıklı olmak üzere basketbolda bu hafta yaşananları konuşacağız ve her zaman olduğu gibi programımıza yine Euroleague'de alınan sonuçlarla başlıyoruz. 21. haftayı geride bıraktık. Alınan sonuçları aktaralım. Unix kazan Olympiakos'u ağırladığı maçı 90-75 kaybetti. Fenerbahçe CSKA Moskova haftanın maçıydı. Fenerbahçe CSKA Moskova'yı ağırladığı maçı 77-71 kazandı. Žalgiris Kaunas Barcelona'yı 89-85 ile mağlup etti. Borussia Bamberg Maccabi Tel Aviv'i 90-75 ile geçti. Empoli Armani Milano Darüşşafaka Doğuş karşılaşması bizler için üzücü bir sonuç diyebiliriz aslında. 89-87 Empoli Armani Milano'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray Odeabank Panathinaikos'u ağırladığı maçı 84-79 kaybetti. Real Madrid Baskonya deplasmanında 79-71'lik galibiyete ulaştı. Anadolu Efes Kızıl Yıldız deplasmanında 86-72 ile galip geldi. Fenerbahçe CSKA Moskova karşılaşmasıyla başlayalım. Zira bu maç gerçekten çok önemli, kritik, psikolojik anlamda özel bir karşılaşmaydı. Önce maçın haberini izleyelim. Fenerbahçe'nin 77-71'lik üstünlüğüyle sonuçlandı bu karşılaşma. Euroleague'de geçtiğimiz sezon final oynayan Fenerbahçe ile CSKA Moskova dün akşam Ülker Sports Arena'da karşı karşıya geldi. Ekpe Udoh'un 15 sayı, 11 rebound, 2 blok ile mücadele ettiği maçta temsilcimiz sezonun ilk yarısında deplasmanda yendiği rakibini yine mağlup etti ve sahadan 77-71'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın ilk çeyreğinde savunmalar ön plana çıkarken Fenerbahçe sağ içinden sadece 3 isabet bulabildi. İkinci periyotta vitesi arttıran CSKA Moskova potu altından birçok isimle sayı buldu. Son dakikalarda 8-0'lık seri yakalayan konuk ekip soyunma odasında da 40-36 önde girdi. İkinci yarıya hızlı başlayan ve taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe, Yudov'un boyalı alandan bulduğu sayılarla ivme yakaladı. Rakibinin 10-0'lık serisine 13-2'lik karşı seriyle cevap veren ve çeyrek boyunca potasında sadece 11 sayı gören sarı lacivertliler, karşılaşmanın son 10 dakikasında 9 sayı farkla 60-51 önde girmeyi başardı. Son 10 dakikayı Nando De Colo ve James Agustin'in etkili oyunlarıyla domine etmeye çalışan konuk ekip buna rağmen aradaki farkı eritemedi ve Fenerbahçe mücadeleyi 77-71 galip tamamladı. Bu sonuçla birlikte Euroleague'deki galibiyet serisine 4 maça çıkaran temsilcimiz zirveye bir adım daha yaklaşırken CSKA Moskova ise üst üste 4. deplasman yenilgisini aldı. Fenerbahçe'de maçın en değerli oyuncusu seçilen Ekpe Udoh'un yanı sıra 12 sayı 8 asistle oynayan Bogdan Bogdanovic ve 10 sayı 6 rebound'lık performans sergilen Gigi Datome'nin etkili performansları galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. Teodosic ve Kiryapa'dan yoksul olan CSKA Moskova'da ise Nando De Colo ve Corey Higgins dışında hiçbir oyuncunun çift taneli skor üretememesi maçın kaybedilmesindeki en büyük faktör oldu. Kaan Kural, heyecanla beklenen mücadele bizim istediğimiz gibi sonuçlandı. Ligin ilk yarısında da, Euroligin ilk yarısında da galip gelmişti Fenerbahçe deplasmanda. Burada tabii savunmanın oldukça ön plana çıktığı yine güzel bir karşılaşmayı izledik ve temsilcimiz 77-71 ile galip geldi. Ya maçın başını pek hani baz savunma, almamak lazım. Yani savunma ve hücum için çok baz almamak lazım. Çünkü iki takım da oldukça tedirgindi. Çünkü bu herhangi bir maç değil. Değil. Yani geçen seneki finalin rövanşı da değil ama bu seneki finalin bir provası ön provası gibi. Olabilir. Ve Fenerbahçe'nin az farklı da olsa bir psikolojik avantajı var CSKA'ya. Final Four da İstanbul'da olacağı için buradaki maç biraz daha hani önemli addediliyor. O yüzden maçın başında taraflar arasında bir tarafın iyi daha kötü oynaması çok bir şey ifade etmiyor. Ama mesela 3. çeyreğe baktığımız zaman Fenerbahçe'nin zaten başarılı olması için rakibi boğduğu belli bölümler oluyor ki genelde maçın ilerleyen dakikaları oluyor. Yani Fenerbahçe'nin 3. çeyrek genelde ortalamayla diyebiliriz. Evet. Yani ilk yarıları da çok üstün oynadığı maçlar oldu ama genel itibariyle işte savunma stratejisinden kaynaklanan boyalı alandan başlattığı savunmayı gittikçe dışarı iten 3. çeyreğe çok büyük bir dirençle ve dirayetle başlayıp rakibi oyundan düşüren ve hiç tempo bulmasına izin vermeyen bir sistem var. Yani o yüzden bu maçın Fenerbahçe'nin istediği gibi oynandığını söylemek lazım.
Bazen iyi oynarsınız, bazen kötü oynayabilirsiniz, bazen işleri iyi gider, bazen şans yanınızdadır vesaire. Ama istediğiniz oyunu oynuyorsanız bir kere oyuna hükmediyorsunuz demektir. Bir, ikincisi zaten istediğiniz şeyi oynuyorsanız muhtemelen o konuda da bayağı iyi olmanız ve en azından alışkanlığınız olması gerekir. Ki burada da net gördük. Şimdi CSK tam takım değildi işte. Teodosic yok, Hiryapa yoktu ama çok önemli değil. Çünkü şimdi Teodosic tabii ki çok çok önemli bir oyuncu. Ama bu boğuculuğu aşacak oyuncu. O da baskı altında çok fazla oynamayı seven bir oyuncu değil. De Colo çok iyi bir maç çıkardı zaten. Yani daha guard pozisyonundan öyle çok çok ekstra performans almaya gerek yok. Fenerbahçe için önemli olan Fenerbahçe ne planladıysa baştan sona rahatlıkla uygulayabildi bu maçta. Mesela hücumda Datome çok çok iyi bir gününde miydi? Değildi. Değildi. Ama doğru topları istediği şekilde kullandı. Dixon çok iyi bir gününde miydi? Değildi. Bogdanov ama doğru için şutlarda yine oradaydı. Kritik nokta şu. Şimdi eğer maç çok daha başa baş olsaydı belki sonunda Dixon'a veya Datome'ye daha çok ihtiyacı yok. Ama maç aslında Fenerbahçe'nin bitirmek istediği yerde bitti. Üçüncü çeyrekteki o 17-2'lik seride tamamen maç bir kere şimdi farkı 10 sayılar civarında yani çifthanelere çok yakın bir yere çıkarıp bir konfor alanı elde ediyorsunuz ama ondan daha önemlisi orada şey oluyor. Tamam bu maçı biz kazandık. Patron benim mesajı vermek önemli. Çünkü zaten bu tip maçların sonuçlarından öte o mesajı verebilmek daha ön plana çıkıyor. Ve orada Fenerbahçe mesajı verdi ve istediği yer orası bir de. Yani ikinci çeyrek değil, maç değil. Sonu değil. Yani maç sonu olsa da aynı şey olurdu ama üçüncü çeyrekte tamam abi biz ağırlığımızı koyuyoruz. Biz burada size artık hareket alanı bırakmayacağız. Hücumunuz tamamen kilitlenecek ve duracaksınız. Bizim mesela, istediğimiz olacak hayır, sadece. Çünkü ikinci çeyrekte mesela CSK oldukça yani Fenerbahçe'ye karşı en önemli avantajlarından birini kullanıp işte Aaron Jackson'ın dribbling üzerinden oyununu, De Colo'nun dribbling üzerinden oynayıp çok daha çabuk gelmeye başladı. Hatta bir tane pozisyon var. İlk yarının sonunda 3 kere arka arkaya soldan penetre var. Yardım geldikten sonra arkaya veriyorlar ya da bitiriyorlar. Öyle bir sürklesi oldu ki 2 mola üst üste aldı Obradovic. Ve sonunda Fenerbahçe öyle bir tedirgin oldu ki Kalinic saçma sapan bir 2 sayı daha hediye evet etti. Şimdi bunlar olabilir maç içinde. Yani ufak tefek iniş çıkışlar. Ama önemli olan büyük plana uygun oynuyor musun? O konuda Fenerbahçe'nin zaten bir süredir çok fazla sorunu yok. Bu maçta da bir kere daha hem de en büyük rakibine karşı, şampiyonun en büyük karşısında duran, geçen senenin şampiyonu, bu senenin de bir numaralı Fenerbahçe birlikte adayına karşı tamam abi biz bunu oynayacağız, haberiniz olsun bunu oynadım ama sizi de yeneceğiz dedi yani. İkinci kez bunu yapmış evet oldu üstüne üstlük. İlk maçtan çok farklıydı ama. Çok farklıydı. Oradaki maçta bu Fenerbahçe'nin istediği şekilde aynen, tamamen aynen, giden bir karşılaşma aynen, oldu aynen diyebiliriz sanırım. O maç bir şey yani bir süper yıldızın hiper maçı. Üstüne birçok şeyin denk gelmesi vesaire vesaire. Yani o maç Fenerbahçe kötü oynamadı hatta iyi oynadı bir şey demiyoruz ama o planlar dahilinde istenen şekilde baştan sona senaryosu Fenerbahçe'nin kontrol ettiği bir şekilde oynanmış bir maç değildi. Bazen öyle maçlar olur. Yudov'un delirdiği maçtı. Bu sefer hani senaryo uydu her şey. Peki devam edelim. Senaryoya hiç uymayan bir karşılaşmayla öyle o zaman devam edelim. Öyle senaryo mu olur abi? Öyle senaryo mu? Yani o senaryo gelse önüne bundan film olmaz çok saçma olmuş deyip atarsın yani. Evet bahsettiğimiz bu karşılaşma Emporio Armani Milano Darüşşafaka Doğuş karşılaşması. Temsilcimiz Milano deplasmanındaydı. Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasında 25 sayıya kadar çıkarmıştı farkı ancak maçın sonunda 89-87 ile galip gelen taraf Emporio Armani Milano oldu. Euroleague'de dün akşam parkeye çıkan iki temsilcimizden biri olan Darüşşafaka Doğuş, İtalya'da Emporio Armani Milano'ya konuk oldu. İki maçlık mağlubiyet serisiyle Milano deplasmanına çıkan temsilcimiz, üçüncü periyodun ortasında 25 sayı farklı önde olduğu maçta rakibinin geri dönüşüne karşı koyamadı ve sahadan 89-87 yenik ayrıldı. Maçın ilk periyodunda pot altını efektif kullanan yeşil beyazlılar, ev sahibi ekibin savunmasını geçmekte sorun yaşamadı ve çeyreği 24-20 önde bitirdi. İkinci çeyrekte de hücum kalitesini aynı şekilde devam ettiren Darüşşafaka Doğuş, 4-3'lük isabeti bulduğu periyodun tamamında kontrol elinde tuttu ve Brad Wanamaker'ın önderliğindeki ekip soyunma odasına 51-38'lik üstünlükle gitti. Mücadelenin bitmesine 15 dakika kala 25 sayı farklı önde olan temsilcimiz bu avantajı iyi değerlendiremedi ve Emporio Armani Milan, Pascolo ve Simon'un etkili oyunuyla geri dönmeyi başardı. Karşılaşmanın son 10 dakikasına 12 sayı geride giren ev sahibi ekip, periyot genelinde 28 sayı bulmayı başarırken
Çeyrek boyunca saha içinden sadece 3 isabet bulabilen Darüşşafaka Doğuş, eline gelen fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 89-87 mağlup ayrıldı. Empoli Ermeni Milano'da Simon'un 15 sayı, 6 rebound ve 4 asistlik performansı galibiyetin gelmesinde önemli rol oynadı. 15 sayı üreten Pascolo ve kenardan gelip 10 sayıyla oynayan Maçvan'da geri dönüşte etkili oldu. Temsilcimizde ise Brett Wanamaker'ın 20 sayı, 4 rebound, 6 asist ve Antezis için 17 sayı, 8 reboundlık performansları mağlubiyeti engelleyemedi. Muhtemelen uzun süre hiç hatırlamak istemeyeceğimiz bir karşılaşma olabilir bu. Kaan Kural, 3. çeyreğin ilk 5 dakikasında fark 25 sayıydı dedim bizim lehimize. Darüşşafaka Doğuş Empoli Ermeni Milano önünde. Maçın tamamen kontrolü Darüşşafaka'nın elindeydi. Sonra ne oldu? Ne oldu da bu sonuç oldu? Vallahi şimdi alındı. 15 dakikada 25 sayı, ya 15 dakika boyunca sayı atamazsanız rakibi 25'in altında tutma ihtimaliniz var. Hani sıfır sayı atsanız bile. Ya o yüzden hani ne olduğunun cevabı yok demeyeceğim ama tek değil bir tek kere. Değil. Yani birçok şey olmamış olması lazım ki. Ya bir kere ya bunun özrü yok. Ha, tabii ki sporda neler oluyor? Koskoca Milan 3-0 önden gidip kupayı da verdi. Her şey olabilir. Geçen sene final maçında 21 sayıdan Fenerbahçe. Olabilir, olmayacak işler değil. Ama bu öyle bir maç. Ya, bir de yani hani devrede 20 sayıdan gelmekle o 25. dakikada 25 sayıdan gelmek başka bir şey. Arada fark çok var. Ciddi fark var. Ya bunun hani özrü olmaz. Ya bu saçmalık yani. Hani üstüne üstlük düzen takımları ve belli stratejiler üzerinden giden ve belli bağlantılar ve sinerjiler üzerinden giden takımlar bazen böyle şanssızlıklar yaşayabiliyor. Öyle bir takım kurgusu bozuluyor ki tamamen dağılıp eller ayaklarını dolanmaya başlıyor. Ama iki takım içinde bunu söylemek pek mümkün değil. Hiç değil. Darüşşafaka bir de en büyük Darüşşafaka'nın özelliği küçük çözümler üretmesi. Yani orada iki dakika kötü giderse işler hemen şuradan başka bir oyun yaparsın. David Blatt de bu tip pozisyonları, bu tip maçları çok iyi yöneten koçlardan biri. Bu olacak iş değil ama. Ha tabii ki temelde ne oluyor? Psikolojik faktörler. Hele ki Armani gibi bir takım coştukça coşan Darüşşafaka'da işler kötü gittiği zaman sırtını dayayacak bir temel prensip sahibi olmadığı için hani belli oyunculara çözüm üretmekte çok genelde zorlanıyor. Evet, çözümü bireysellikten üretmeye çalışıyor ama yine de ben açıkçası David Blatt gerçekten çok 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 değerli bir koç ve en büyük başarısı onun ve en büyük şöhretinin, haklı şöhretinin büyük payı taktik başarısından geçiyor. Ama yani şurada iki tane hücumda bir takıma ekstra nefes alacak yer bulamıyorsa çok büyük problem var yani. Ama şimdi bir kere sen ne oldu dedin ya. Bir kere her şeyden önce psikolojik olarak bir dağıldılar, rakip çok güzel hava buldu. Bir. İkincisi bu tip bir gidişatın geldiği birkaç haftaları belirli. Darüşşafaka 3 hafta, 2 hafta çok kötü basketbol oynuyor. Wilbeck'in yokluğu, onların işte takımı üzerine kurdukları, daha doğrusu çözüm üretici olarak kullandıkları, anahtar olarak kullandıkları 3 oyuncudan 3 ayaktan birine gitmesine demek. Wanamaker, Clyburn, Wilbeck'in üzerinden oynuyorlar. Ki Wilbeck'in burada biraz daha ilginç bir rolde. Wanamaker, Clyburn bir arada oynarken Wilbeck'in genelde sonradan girip tempoyu yükseltip oyunu değiştiren parçaydı. Yani Wanamaker ve Clyburn aynı formülün bir parçası, Wilbeck'in o formülün yeni boyutu. Wilbeck'in biraz eşsiz isim tabii, yani Darüşşafaka Doğuş'ta. Tabii ki onun yokluğu etkiliyor. Şimdi bir sürü faktör etkiliyor. Onun yokluğu da etkiliyor ama mesele o değil. Hani evet. O olmadığı zaman ne yapacaksın yani? Hiçbir şey evet. Yapmasan... Hani, buraya getirmek istiyorum. Atıyorum Wilbeck'in çıksa ve 4 kişi oynamış olsa Darüşşafaka tamam hani o zaman dersin ki hani durum çok yok. 4 kişi de oynuyoruz, onun yerine birileri de bir şeyler yapıyor. Wilbeck'in yaptıklarını yapıyorlar yapamıyorlar meselesi değil. Hani 25 sayı öne geçtiğin, o kadar ivme yakaladığın ve zaten devamlılığı düşük bir takıma karşı yumruğu vuramayıp evet, dağılıyorsan... Biraz da rakibi de konuşmak gerekiyor. Empoli Armeni Milano zor bir dönemden çıktı ve çıktı. Yavaş yavaş ivme yakaladı. Ama ivmeden çok şey diyelim ona biz istersen. İyi oynuyorlar. Galibiyet arasında iyi oynuyorlar. Evet. Psikolojileri toparlandı onların. Artık biraz Galatasaray'a dönüştüler onlar da. Yani üzerlerindeki yük kalktı, başarı... O yüzden daha rahat oynayabiliyorlar. Çok rahatlar ve kafalarını stresten uzaklaştılar yani. Kafaları rahatlar. Üzerindeki yük kalktı. Yük kalkınca da bir yerde böyle bir fırsat bulunca da coştukça coşuyorlar.
Bu maç özelinde bir de kenardan çok iyi katkı aldılar. Aynen, aynen. Şimdi onu da vurgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Yani bir Pascolo kere... mesela kenardan gelerek 15 sayı üretti ki maçın yıldızlarından biriydi zaten. Ya şimdi normalde hep söylediğimiz şey var. Mantas Kalnietis yani vezir de eder, rezil de. Yani Kalnietis'in 3 sayılarını normalde riske edersin. Hı hı. Abuk subuk alacağım. 4'te 3 attı mesela. Rakim Sanders kenardan gelip katkı verdi ama Rakim Sanders'ın verebileceğini tahmin ediyorsun. Yani Rakim Sanders'ın kenardan gelmiş olması bir şey değişmiyor. Rakim Sanders hem kendi üretebilen hem takım arkadaşlarıyla birlikte oynayabilen. Yani bir nevi daha takımla oynayan Clyburn gibi oynayabiliyor. Rakim Sanders onu bekliyorsun ama Kalnietis ciklekten çıkıyor. Ya şimdi... Bütün bu saydığım faktörlerin üzerine başka şeyler de sayarız. Mesela Žižić son bölümde çok daha geride planda kaldı. Clyburn zaten birkaç zamandır formsuzdu. Formsuz olmasına rağmen onun üzerinden oynamaya devam ettik falan. Envai çeşit şey sayarsın. Zaten hepsinin toplamında oluyor. Hani 10 tane sebebi arka. Bireysel sebepleri biraz evvel saydığım psikolojik sebepleri sayalım. Personel sebeplerini sayalım. İşte Mantas Kalnietis'in etkisini söylemek lazım. Ricky Hickman'ın son bölümdeki soğukkanlılığını söylemek lazım. Ki hani zaten Fenerbahçe'de de oynamıştı. Burada da çok iyi oynamıyor ama onun soğukkanlılığı işi bitiren faktör oldu falan. Bunların hepsi faktör. Hepsi bir araya gelince de 25 oluyor. Ama olmaz yani. Olmaz. Ne kadar faktör olursa olsun bu sonucu açıklayacak bir şey bulamıyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ya bir maçı etkileyen zaten genelde 30, 40, 50 tane faktörü sayabilirsin. Ki... Yani genelde atıyorum 20 tane olsun. 20 tane mi 20 tane de bir takım lehine çalışmaz. Öyle bir şey olmuyor. Basketbolun doğasına aykırı yani. Ama işte 12'si senin lehine, 8 öbürün rakibin lehine çalışırsa kazanma ihtimalin artar. Ama senin çalıştırdığın 8 taneden bir tanesi mesela çok baskındır vesaire. Öyle konuşuyor. Ya 20 faktör varsa 16'sı rakip lehine çalışır mı yani? Üstüne üstlük ne olursa olsun bütün açıklamalar alt alta yaz. Bu yüzden diye. Bu sadece bir analiz çıkarır. En sonunda gidip gelişen yer abi 25'ten maç verilmez olur yani. özrü olmayan bir karşılaşma. Daha ve ileride Darüşşafaka Doğuş'un başını çok ağrıtabilir playoff. Özrü olmayan bir maç olduğu kadar senin söylediğin konu çok önemli. Takımın başını aynı zamanda belaya sokan da bir maç. Çünkü tam 18'den 10-11'e geldi. 3 maç üst üste kaybetti Darüşşafaka. Ve bir anda Efes'in de kazanmasıyla Efes'le aralarında bir rekabet olduğu gibi yani sadece Efes'e geçirmek değil, alttaki takımların yetişmesine, özellikle son dönemin formda takımı Žalgiris'in yetişmesine izin verdi. Ya onlar yetişsin, yetişebilir. Yani yarışta başlıyor ama böyle bir mağlubiyetten sonra bu takımdan ne bekleyebiliriz ki biz? Ama biz bunu Darüşşafaka iyi giderken de konuşmuyor muyduk? Konuşuyorduk. Ya bu bir yapı şeyi değil. Parça parça bölük pörçük oynarsan bölük pörçük yani olursun. Orta vadeli olarak hatta hatırlıyorum söylediğin cümleni. Kısa ve orta vadeli çözümlerde evet sonuç alabilirler ama uzun vadeye yaydığınızda ve diğer takımlar kendi formunu yakalamaya başladığında Darüşşafaka Doğuş nasıl bir çözüm üretecek? İşte bunu konuşmamız gerekiyor aynen. Dedi. Aynen. Güvenilir değil. Bölük pörçük oynarsan bölük pörçük olursun. Bir yerde. Bu tam bunun kanıtlayan bir karşılaşma oldu diyelim. Ve yüzümüzü güldüren bir maçla devam edelim. Bu da beklenmedik derecede yüzümüzü güldürdü. Yani beklenmek için yüzümüzü güldürdü demeyeyim mi? Son dönemde biraz çalkantılı günler evet. Geçiriyordu Anadolu Efes ama. Ay, sonucu söyleyelim de. Evet, Anadolu Efes Kızıl Yıldız deplasmanındaydı. Gerçekten zorlu bir mücadele olmasını bekliyorduk. Temsilcimiz 86-72 ile galip geldi. Önce maçın haberini izleyelim, sonra değerlendirelim. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynadığı maçta Kızıl Yıldız'ı yenen Anadolu Efes, deplasmandaki karşılaşmaya hızlı başlayarak Brown'un sayılarıyla 5-2 öne geçti. Sonraki bölümde Kızıl Yıldız'ın sert savunması karşısında Anadolu Efes sayı bulmakta zorlanırken ilk yarıyı 20-16 geride kapattı. Örten'in oyuna girmesiyle etkili hücum organizasyonları yapan ve üst üste top çalmalarla rakibinin direncini kıran Anadolu Efes 15-0'lık seri yakaladı. Temsilcimiz soyunma odasına 47-36 önde gitti. Efes 3. çeyreğe hızlı girse de ev sahibi ekip bulduğu 12-0'lık seriyle farkı eritti. Son periyoda 9 sayıyla üstün giren ve Brown ile Cedi Osman'ın da skora katkısıyla rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Anadolu Efes mücadeleden 86-72 galip ayrıldı. Anadolu Efes ligdeki 10. galibiyetini alırken Kızıl Yıldız üst üste 7 maç kazanmasının ardından bu hafta ligdeki 9. mağlubiyetini yaşadı.
çok kritik bir galibiyetti diyebilir miyiz Kaan Kural? Öyle başlayalım istersen. Kesinlikle öyle. Çünkü Anadolu Efes'in bir şekilde şeyi yakalaması gerekiyor. Playoff trenini. Darüşşafak olur ya da başka bir takım olur. Üstüne üstlük yani ekstra bir galibiyet çok önemli. Kızıldız deplasmanı da her ne kadar sezon başında öyle gözükmese de son dönemde artık ekstra galibiyet sınıfına girdi. 7 maçlar üst üste kazanıyordu Kızıldız. Ve açıkçası pek çok kişinin beklemediği bir galibiyetti. Kimse yalan yani bunu itiraf etsin. İtiraf etmek gerekiyor daha doğrusu. Fakat şöyle bir şey var. Bir açıdan Efes yani Efes oraya giderken son dönemde son derece dağınık, son derece sisteminden uzak sistemsiz hatta kanat oyuncularını çok devreye sokamayan, sinerjisi düşük, koordinasyonu düşük bir takım gibi gözüküyordu. Böyle takımların özellikle Belgrad deplasmanı kazanması hiç kolay değil. Hele ki 7 maç üstte kazanmış bir Kızıldız var. Bir tek yalnız şey var. Kızıldız'ın oynadığı oyun Efes'e iyi gelen bir oyun. Yani Efes'in sevdiği türde bir oyun. Ve orada verimli olmasını sağlayan türde bir oyun. Daha doğrusu Efes'in verimli olmasını kendisi sağlayamıyor. Ama Kızıldız'ın onu bayağı bir besledi. Sağlıyor. Bayağı bir besledi yani. Çünkü Kızıldız kısaları çok çabuk gelmeye çalışıyorlar. Bu Efes'in de çabuk gelmesine izin veriyor. Çabuk oyunda da Efes'in üstünlüğü var. Artı kısalar çabuk gidip gelirken diğer kısalara baskı yaptığın bütün kısalar topu elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Yani Tom Hurtel topa hakim olamıyor. Jason Ledger topa hakim olamıyor. Bir anda böylece esas işte kanatlar ve pot altı yani Efes'in işleyen demirleri diyebiliriz. Peresovic şey demiş olur. Abi ben 6 aydır bu takıma bunu anlatıyorum. Ben beceremedim, siz becerdiniz. Teşekkür ederim diye. Ha tabii bu kadar kolay değil işler yani çünkü bunun bir alışkanlık olması lazım, patenleri lazım vesaire ama en azından sezon başında bir yapmaya çalıştıkları şey uygun bir ortamda karşılarına çıktı. Şaşırtıcı olan ve açıkçası senaryo dışı olan ve beklenmedik olan ikinci çeyrek ortası ile üçüncü çeyrek ortasında olan gelişimdi. 27'ye 2'lik bir seri var. Biz 25 sayıdan maç verilmezdik ya. 27-2. Ya 25 sayılık bir değişim olur mu ya? 34-30'dan 57-36'ya geldi yanılmıyorsam. Öyle bir şeydi. 34-30 öndeydi şey. Çok iyi hatırlıyorum. Kızıldız 4 dakika kala devrenin bitimine. Oradan sonra 7-46'ya geldiler. 53. 23-2 seri. Özür dilerim. 23-2'lik bir seri oluştu. İlk devrenin sonu. İlk devrenin sonu zaten 16-2 bitti. Öbür devrede 7-0 başladı. Yani şimdi ne olursa olsun kendi sahasında oynayan bir takımın bu kadar uzun süre skordan uzak kalması... Savunmayı biz tabii ki alkışlayalım. Efes'i tabii ki takdir edelim. Ama bu normal değil. Ya bu şöyle 23-2 değil de işte 10 dakikalık bölümde 33-12 yakalarsın. Hani çok ilginç yapıyorsun. Ama bir derece. Evet. Yani şimdi 8 dakika 9 dakikada sadece 2 sayı izin veriyorsan bu Efes'in savunması dışında bazı faktörlerin de gelişmesi anlamına geliyor. Bunun en önemli nedeni özellikle devre sonuna denk gelmesi açığına söylüyorum. Temponun çok yükseldiği yerde inanılmaz bir hava buldu Efes. Ve aynı o tribünle bütünleşen havayı bulamayan Kızıldız da zaten Kızıldız aslında maça iyi istediği gibi başlamış ve maçta belli bir irade koyup sindirmiş de Efes'i maçın hemen başında. Ama oyun ilerledikçe o tempo içinde Örtel şey gibi hediye paketi şey Noel Baba gibi hediye dağıtır gibi asistleri dağıtmaya işte başlayan. Tam işte istediğimiz Örtel aynen, forvetler devreye girince falan bir anda resmen hani amiyane tabirle gaza geldi, heyecanlandı Efes. Tam tersine Kızıldız da tökezledi çünkü oynamak istediği oyunu oynuyor. Kendisinden daha iyi oynayan, daha kapasite olan ve daha atlet olan. Atletizm farkı yaratan bir Efes vardı. Orada bir koptu iş. Sonra Kızıldız maçı geri getirmeye çalıştı ki kısmen de getirdi. Ben yine endişe yani orada... Olur, tabii bir gün önce Darüşşafaka Doğuş maçını da izleyince tabii. İzleyince artı Efes'in Belgrad'da zor ortamda maç kazanacak bir iradeye sahip olduğunu şahsen düşünmüyorum ben. Ki hani kolay değil orada maç kazanmak. Hele Efes gibi son dönemde kırılganlığı göstermiş bir takım için hiç kolay değildi. Ama orayı da özellikle o ivmeyi aldıktan sonra, o ivme durmasına rağmen 4. çeyrek başında çok iyi oynadı Efes. Onu kabul etmek lazım. Orada Derek Brown'a ekstra bir teşekkür etmek lazım. Orada mesela tercih de iyi. Birebir en iyi oynayan oyuncunun üzerinden oynadığınız zaman işler sıkıştığında en azından bir nefes alacak fırsatınız oluyor. Size ekstra sayılar veriyor. Mesela Darüşşafaka'nın yapamadığı en önemli şeylerden biri oldu. Birebirciler nefes var. Alamadı hiç. Evet, hiç nefes alamadı. Burada Derek Brown'un verdiği nefesler önemli. Hem de bayağı derin nefesler aldırdı. Sonra da Efes'ten hakikaten çok değerli ve biraz kayboluyor gibi gelen sezonda hani John Smith'in kralı diyelim.
çok çok kritik bir galibiyeti diyebiliriz. Eric Brown'a küçük bir parantez daha açalım, aktaralım izleyicilerimize de. Euroleague'de 21. haftanın en değerli oyuncusu seçildi Derek Brown Kızıl Yıldız karşısında. 20 sayı, 11 rebound, 2 asist ve 2 top çalma yanılmıyorsam oynamıştı. Bu performansıyla birlikte Derek Brown da MVP oldu. 33 verimlilik puanı vardı bu karşılaşmada. Galibiyetin de önemli mimarlarındandı diyebiliriz. Ve devam edelim. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray Odeabank bu hafta Panathinaikos'u ağırladı. Karşılaşma gitti geldi diyebiliriz. Sonunda Panathinaikos 84-79'la galip geldi. Karşılaşmaya hücumda hızlı başlayan Galatasaray Odeabank sert savunmasıyla kolay sayı şansı tanımadığı Panathinaikos karşısında ilk periyodu 24-18 önde tamamladı. İkinci periyotta savunma üstünlüğünü kaybetmeye başlayan Galatasaray Odeabank hücumda da zorlandı. Panathinaikos ise Mark James ve Singleton'ın sayılarıyla oyunda üstünlüğü ele geçirdi ve soyunma odasına 43-40 üstünlükle gitti. Karşılıklı basketlerle başlayan 3. çeyrekte Panathinaikos dış atışlarla etkili oldu. James Feldein ve Mark James ile skor bulan Yunan ekibi son çeyreğe de 68-64 önde girdi. Son periyotta dış atışlara yönelen Galatasaray Odeabank sayı bulmakta zorluk çekti. Hücumda beklenmedik top kayıpları yaşayan sarı kırmızılı ekip karşısında Yunanistan temsilcisi skor avantajını korumayı başardı ve müsabakadan 84-79 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı takım bu sonuçta Euroleague'deki 15. mağlubiyetini alırken Yunan ekibi ise 12. galibiyetini elde etti. Evet, Galatasaray Odeabank Panathinaikos'u ağırladığı karşılaşmayı 84-79 kaybetti. Ben kazanabileceği görüşündeydim. Ya şöyle, tabii ki taraftara bunu anlatmak ya da taraftarın bakış açısının böyle olmasını beklemiyorum ama ben kendi açımdan söyleyeyim. Bence çok iyi maçtı. Evet. Hani çünkü Galatasaray için artık galibiyet mağlubiyetin tabii ki kazanmak istiyorsun. Hele Panathinaikos İstanbul'da tabii ki yenmek istiyorsun. Boyun yenmek için oynanıyor. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Ama birincil önceliklerden çıkarmak galibiyet lazım artık değil, bunu. Evet. Yani bunu 3-4 hafta önce konuşmuştuk. Ve o günden beri de son 4 maçında Galatasaray kazandığı kaybettiği hiç önemli değil. Gayet başka çok bir seviyede. Çok iyi basketbol başka bir oynuyor. Bu maç Panathinaikos'un belki de bu sezon en iyi şut attığı 2-3 maçtan biri. Feldein 5-5 ile başladı zaten. Bazen öyle günler olur. Feldein o kadar çılgın gibi başlamışken 5'te 5'te maç boyunca 16 tane 3, 48 sayı zaten 3 sayıdan yemiş. Sadece orada. Bu arada şimdi her zaman şey konusu olur işte bu kadar üçlüyü o zaman üçlüyü daha iyi savunman gerekir. Ya şimdi tabii ki savunma... Çok ekstra üçlükler de vardı. Ya, savunmanın tabii ki rolü var ama bu gerçekten ekstra bir durum. Belli ki ekstra bir gece geçiriyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani buradaki bir rakip çok kötü üçlük attığı zaman bu savunmanın tam olarak savunmanın başarısı da değildir. Müthiş üçlük attığı zaman savunmanın kabahati değildir. Şimdi bir kere bunun bir altını baştan aşağı çizelim. Ha bir takımın üçlük savunması sorunu olabilir ama o maçta bir anda azmamıştır. Bu maçta üçlük savunması yapmadı. Ya genel paternler bellidir zaten. Ha bu maçta Galatasaray son dönemde oynadığı basketboldan savunma anlamında çok ekstra bir şey kaybetmedi. Zaten Panathinaikos bu 84 sayının 48'ini 3 sayıdan atmış diyoruz ya. Yani çok çok ekstra bir gün olduğu belliydi. Buna rağmen o kadar hani hakikaten çok moral bozucu işte bir tanesinin örneğini biraz evvel arkamda gördük. Evet. Yani bu üçlüklere rağmen morali bozmayıp oyunun içinde kalması, maçın sonunda maçı kazanabilecek gene noktaya getirmesi, kendi disiplininden çıkmaması, aynı işte yavaş yavaş hep söylediğimiz şu an Dibbler ve Day'in yavaş yavaş oyuna dahil edilmesi. Bunların hepsinde Blake Shelvin o değişilmez olmasını kanıtlaması. Aynen merkezde, oyunun merkezinde artık olması. Etibor Plyce rahatsızlığı vardı vesaire. Ona yani bunların hepsini sayabiliriz ama sonuçta iyi bir maç oynadı. Panathinaikos daha iyi bir günündeydi. Böyle şeyler olabilir. Ben yani daha önceki haftalarda Galatasaray kazanırken bile hani çok bir şey ortaya koymazken hep söylüyordum. Bu sefer kaybederken bile hiç olumsuz bir şey olduğunu düşünmüyorum şahsen. Gayet bu sezonun hani kalanı iyi, için son 4 haftadaki iyi demeyeceğim. Tabii ki mağlubiyete iyi denmez ama son 4 haftadaki olumlu tablonun bir devamıydı diyebiliriz bu karşılaşma için. Biraz Baskonya-Real Madrid maçını da konuşalım istiyorum Kaan Kural. TV Spor izleyicileri bu iki takımın da ligdeki performanslarını da biliyordur, takip ediyordur diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada da Real Madrid Baskonya'yı deplasmanda mağlup etti. Bir isim ve, biraz ön plana çıktı sanki, ne dersin? Evet ve Euroleague'de ilk sıraya da yükseldi Real Madrid. Yükseldi, çok önemli bir galibiyet aldılar. Bir isim ön plana çıktı. Jeffrey Taylor mı?
Yani Jeff Taylor işte şu anda görüntüye de geliyor, o yüzden söylüyorum. Jeff Taylor geldiği günden beri uyum sağlayamamıştır yani. Hatta o yüzden son dönemde biraz daha verimli olması önemli ama esas herhalde öne çıkan adam şu abuk subuk şeyi yapan adam. Küçük çocuk. Yani şimdi ya, Luka Doncic. Çok özel oyuncu yani. Çok, çok özel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı sanırım. Birkaç tane grafik hazırladık. Önce Luka Doncic'in istatistiklerini getirelim ekrana. 20 maçta forma giydi, 19 dakika ortalamayla mücadele ediyor. 8.9 sayı ortalaması var. %54.2 iki sayı isabeti, %43.1 ile de 3 sayı isabeti buluyor. 4.1 rebound ortalaması ve 3.7 asist ortalaması var. Orada önemli bir istatistik eksik kalmış. Yaşı var mı? Evet, kendisi 1999 doğumlu. Ve daha bir de böyle bir istatistiğimiz var. Daha reşit değil yani henüz. Yani bu yıl içinde olacak reşit ama şu anda değil henüz. 99 doğumlu olduğunu evet hatırlatmakta fayda var. Bir aynen. De son 4 maçtaki performansından istatistikler hazırladık. Onları da getirelim ekrana. Maccabi Tel Aviv karşısında 10 sayı, 11 rebound ve 8 asistle oynadı. Euroleague tarihinin ilk triple-double'ına neredeyse imza atacaktı. Žalgiris Kaunas deplasmanda 6 sayı, 5 rebound, 4 asistle oynadı. Emporio Armeni Milano karşısında 17 sayı, 3 rebound, 1 asist kaydetti. Baskonya deplasmanında son karşılaşmada da 16 sayı, 9 rebound ve 6 asistle oynadı. Tabii bu rakamlar her ne kadar çarpıcı ve etkili olsa da onların göstermediği bir şey var. Yani bir maçta sahada izlediğiniz zaman yaşına rağmen ne kadar kendine güvenerek, ne kadar bilerek oynadığını... Olgun oynuyor resmen. Olgun ve özgüvenle. Yani şey gelip çat diye üçlü atıyor. Hiç umurunda olmuyor yani en kritik. Real Madrid maçında tepeden maçın sonundaki kritik üçlüyü, en kritik üçlüyü attı. Hiç eli bile titremedi. Titremeden. Yani. Yani çok çok özel bir oyuncu oldu kesin. Bu sene NBA draftına giremeyecek. Bir sene daha Avrupa'da. 2018'de drafta girecek ve 2018-2019 sezonunda NBA'ye gitmesi bekleniyor. Şimdiden ilk 3 sırada seçilmesine garanti gözüyle bakılıyor. Yani kendi jenerasyonunun sadece Avrupa'da değil tüm dünyada en değerli oyuncularından biri kendisi. Peki EuroLeague puan durumuyla devam edelim. Hemen 21. hafta sonunda sıralamayı getirelim ekrana. Biraz önce Kaan Kural da belirtti. Baskonya deplasmanındaki Real Madrid galibiyeti İspanyol temsilcisini ilk sıraya yükseltmiş durumda. Tabii CSKA Moskova'nın yenilgisine de parantez açmak lazım sanırım, vurgulamak lazım. Fenerbahçe'ye mağlup oldu. 15 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. Onu Olympiakos takip ediyor yine 15 galibiyetle. Fenerbahçe 4. sırada 14 galibiyetle yer alıyor. Panathinaikos, evet. Kreması ligin üste çıktı hemen. Yani 20. hafta sonunda artık zaten Final Four diye düşündüğümüz bu 4 takım ilk 4 sırayı almış durumdalar. Panathinaikos, Kızıl Yıldız, Baskonya 12'şer galibiyetle takip ediyor. Üst sıraları Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş iki temsilcimiz 10'ar galibiyette. Devam edelim. Žalgiris Kaunas'ın 9 galibiyeti bulunuyor. Brose Baskets ve Barcelona 8'er galibiyetle 11 ve 12. sıradalar. Maccabi Tel Aviv, Emporio Armeni Milano ve Unix Kazan 7'şer galibiyetle sıralanmış durumdalar. Ve Galatasaray Odeabank 6 galibiyetle 16. sırada. Hemen 22. haftanın da grafiğini getirelim. Oynanacak maçların programını aktaralım sizlere. Sonra Kaan Kural'ın yorumlarını alacağız yine. 21. hafta Unix Kazan Real Madrid mücadelesiyle başlıyor. Anadolu Efes Emporio Armeni Milano'yu konuk edecek. CSKA Moskova Kızıl Yıldız mücadelesi var. Maccabi Tel Aviv Baskonya ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos ise Brose Baskets ile karşılaşacak. Cuma günü Darüşşafaka Doğuş Fenerbahçe mücadelesini izleyeceğiz. Saat 20'de Olympiakos Žalgiris Kaunas maçı saat 22'de oynanacak ve 22. hafta Galatasaray Odeabank'ın Barcelona'ya konuk olacağı karşılaşmayla sona erecek. Ne dersin Kaan Kural? Valla Efes için önemli bir pencere açıldı. Efes'in kalan takvimi çok çok da kritik değil. Emporio Armani şimdi geçen hafta çok moral verici bir galibiyet aldılar. İç sahada Emporio Armeni Milano, Milano'da üzerindeki baskı kaldıktan sonra onlar da çok açık alanı seviyor. Tam Efes'in istediği türde maçlardan biri. Yani
Efes rahat oynarsa çok rahat kazanabilir ve bu onlara bir ivme daha getirir. Galatasaray iki tane, yani bu sezonun belki de beklenti ölçüsünde en büyük ayak kırıklığı takımıyla oynayacak Barcelona deplasmanında, ama hani mesela Galatasaray'ın da çok rahat, kafası rahat çıkacağı bir maçta kazanma ihtimalini hiç düşük görmeyelim. Barcelona tabii ki kapasitesi olsa da çok büyük ayak kırıklığı yaşıyor. Esas maç bizler tabii... Bizler için haftanın maçı tabii Darüşşafaka'da Fenerbahçe mücadelesi. Biraz şey durumu var orada ya. Kasapet derdinde, koyun can derdinde durumu var. Ama koyunun koyun çok daha iyi durumdaydı da kendi kendine düştü bu çukura yani. O yüzden şu anda hele ki İstanbul'daki bir maçta Fenerbahçe çok daha farklı olacaktır. Seyircisi de yanında olacaktır. Yani Fenerbahçe kesin favori. Darüşşafaka'nın bu bocalamadan Gilbekine dönmüyor daha. Çıkması çok kolay değil. Hele ki Fenerbahçe Bugün gibi... ilk yarısındaki karşılaşmada Darüşşafaka Doğuş kazanmıştı. Kazanmıştı ama o Fenerbahçe... Ama... Yani şimdi o Darüşşafaka bu Darüşşafaka ile kıyaslanabilir. Belki Darüşşafaka'nın daha iyi olduğunu da söyleyebiliriz. Ama o Fenerbahçe bu Fenerbahçe değil. Böyle dağınık, böyle bölük pörçük bir takım şu anda Fenerbahçe'yi gerçekten mucizeler olması lazım yenmesi için. Yani olağanüstü bir şut attığı güne denk gelmesi lazım. Bir sürü faktör, yani o 20 tane faktörün 15'inin falan çalışması lazım ki kazansın. Şu anda Fenerbahçe bölük pörçük oynayan bir takıma kolay kolay şey yapmaz. Yenilmez demeyeyim, oynama fırsatı vermez. Yani Darüşşafaka oynamadan kazanabilirse, yani ekstra bir şeyler yapmadan kazanabilirse olabilir tabii. Sonuçta spor bu. Darüşşafaka Doğuş ve Anadolu Efes'e onlar galibiyette. Gerçekten ikisi için de kritik, neredeyse artık tüm bu maçlar kritik olacak. Ama Efes için çok ideal bir maç. Yani tam onların istediği rakip. Zaten hani tamam, belli bir kapasitesi olsa da hedefleri falan küçülmüş. Tam Efes için ideal galibiyet maçı yani. NBA ile devam edelim dilersen Kaan Kural. Dün gece oynanan mücadelede Houston Rockets Chicago Bulls'la karşı karşıya geldi. Houston uzatmada maçı 121-117 kazandı. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA'de Chicago Bulls'u konuk eden Rockets karşılaşmayı iyi başladı. Müthiş bir ilk 24 dakika geçiren ve soyunma odasına 21 sayı farklı önde giren ev sahibi ekip, 3. çeyreğin ortalarında skorun 67-67'de eşitlenmesine engel olamadı. James Harden, Bulls'un öne geçip farkı açmasına izin vermedi ve mücadelenin normal süresi 108-108 sonuçlandı. Başa baş geçen uzatma devresinde Harden yine sahnedeydi ve maçın sonunu iyi oynayan Rockets karşılaşmayı 121-117 kazandı. 42 sayıyı 12 rebound kaydeden James Harden gecenin yıldızı oldu. Wade 19, Taj Gibson da 20 sayı üretti. NBA'de gecenin sonuçları şöyle. Orlando Magic 102, Toronto Raptors 94. Brooklyn Nets 97, Indiana Pacers 106. Detroit Pistons 116, Minnesota Timberwolves 108. Houston Rockets 121, Chicago Bulls 117. Oklahoma City Thunder 114, Memphis Grizzlies 102. Boston Celtics 113, Los Angeles Lakers 107. Denver Nuggets 121, Milwaukee Bucks 117. Sacramento Kings 103, Phoenix Suns 105. Portland Trail Blazers 104, Dallas Mavericks 108. Tabii bu karşılaşmada özel bir an da yaşandı. Onu da konuşacağız Yao Ming'le ilgili, ama önce karşılaşmayla ilgili yorumlarını alayım Kaan Kural. Valla iki takım da biraz türbülanslı bölümden geçiyor. Houston için bu biraz teknik bir konu. Yani işte Ocak ayında bir ritim kaybettiler. Çok yani bir türlü onların o akıcılık üzerinden ürettiği sayıları bulamıyorlardı. Biraz tökezlemişler. Buzun sorunu ise biraz soyunma odasıyla alakalı. Takım içinde çatışmalar çok ön plana çıkıyor. Ama bazen böyle durumlarda çok enerji üretilir. Buz da aslında bayağı bir enerji üretti maçta. Yani benim çok nadir yaptığım bir şeydir. Çünkü yani o da oyunun bir parçası ve oyunu etkilese bile çok bahsetmeyiz, ama bu maçın sonucunu da hakemler belirledi. Yani uzatmada öyle saçma sapan 5 tane öyle saçma düdük çalındı ki. Şöyle sonucu belirlerken illa yani Houston kazandığı için Houston'ın lehine oldu tabii sonuçta. En son şu pozisyon mesela, şuna basket foul verilmesi çok tuhaf yani. O, tamam foul da basket, yani hiç dokunmuyor bile orada Levert. Pardon, kim vardı? Zipser miydi en son foul yapan? Kim hatırlamıyorum. Yani görüntü de var. Ondan önce bir pozisyon var. Michael Carter Williams'ın 6. foulünü aldığı pozisyon. Hakikaten komik yani. Ama bazen işte olabiliyor. Çok kötü düdükler arka arkaya da sıralanabiliyor. Nasıl bazı oyuncu çok kötü bomboş şutları kaçırabiliyorsa hakemlerin de oluyor, ama hani ben uzun süredir bu kadar hakem hatasının arka arkaya... Ondan önce bu arada iki tarafa birden yaptıkları için en azından hani teselli olacaksa ben asla onu teselli olarak görmem. Çünkü hata hatayı götürmez.
hatayı ikiye katlar. Bir tarafa hata yaptıysan diğer taraf onu dengelemez. Şöyle oluyor işte, o Carter Williams'a çalınan saçma sapan 6. foul'un hemen devamındaki pozisyonda Trevor Ariza topu oyuna sokarken durduruyor. Ayak diyorlar. Ayakla alakası yok topun. O yüzden 24 saniyede olacağında tekrar bir hücum şansı daha buluyor Chicago. Ya oluyor böyle şeyler. Bu karşılaşmanın devre arasında Houston'un efsane oyuncularından Yao Ming'in de forması emekliye ayrıldı. Yao Ming'le ilgili neler söylersin Kaan Kural? 50. yıl kutlamaları devam ediyor Houston'ın. Tabii şimdi Asya'da Ay Festivali dönemi. Asyalılar için çok önemli. Onu da biraz öyle kullanıyor. Zaten Houston'un formalarını görmüşsünüzdür. Çince, Rockets Çince yazıyordu. Yao'nun forması emekli edilecekse tabii ki bu tarihte emekli edilir. Ya... Maalesef sakatlıklar onun kariyerini biraz kısa kesmiş olsa da o kadar özel bir oyuncuydu ki. Hani belki de en üst düzey oyunculardan ama en özel oyunculardan biri olduğu kesin. Bir kere Asya ile basketbolun arasındaki en önemli köprüyü oluşturan oyuncu olmasının dışında genel karakteri, yaklaşımı, o dev boyuna rağmen evet, inanılmaz... Yani 2.29'luk boyuna rağmen. Yani inanılmaz yumuşak kalbi ve nezaketi, yaklaşımı... Ya çok eşsiz bir oyuncuydu gerçekten. Basketbol sahasına daha derin bir imza atabilirdi ama basketbola şu ana kadar atılmış en derin 3-4 imzadan birini attı. Dediğim gibi yani sahaya değil belki ama basketbolun kendisine yaptığı katkı akıl almaz boyutta. Çok özel bir isimdi gerçekten. Yao Ming'in de forması emekliye ayrıldı dedik. Şimdi sizlerin sorularına geçiyoruz değerli izleyenler. Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle bizlere sorularınızı ulaştırdınız. Ben de sizler adına okuyacağım sorularınızı Kaan Kural'a birlikte soracağız. Yavaş yavaş tweetleri getirebiliriz ekrana. Celtics'in doğuda Cleveland'ı devirip NBA finali oynama ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Çok ama çok düşük görüyorum. Yani çünkü seri oynamak, şimdi Celtics çok iyi gözüküyor. İki maça indi fark ki ben... Sezon daha başlamadan Doğu'nun birinciliği için Celtics'i en güçlü aday olarak gördüğümü söyledim. Çünkü Cleveland'ın zafer sarhoşu olacağını zannediyordum. Fakat Celtics gerçekten önüne de geçebilir. Cleveland'ın önünde de bitirebilir. Fakat bu daha iyi bir takım olduğu anlamına gelmez. Çünkü playoff serisi oynadığınız zaman rakibe konsantre olup rakibin açıklarına, rakibe karşı nasıl oynayacağınızı inceliyorsunuz. Normal sezonda herkes takımlar kendilerine bakarlar. Bir. İkincisi, oyuncuların performansını maksimize ettiği, konsantrasyonu maksimize ettiği bir noktaya geliyoruz. Boston şu anda zaten onu yapıyor. Orada takımlar tavanına en yaklaştığı yer playoff oluyor. Ve açıkçası Cleveland'ın tavanı Boston'ın tavanından çok daha yüksek. Boston zaten tavanına çok yakın oynuyor. O yüzden olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama çok düşük bir ihtimal diye düşünüyorum. Peki sıradaki tweetle devam edelim. Euroleague'de sezonun şu ana kadarki kısmının MVP'si sizce kim? Çok zor bir soru bence bu. Bence de çok zor. Ya şimdi bazı oyuncular çok süre kaçırdığı için biraz etkiliyor. Yani mesela Teodos işte Dekolo da diyemeyiz. Çünkü önemli maçlarda oynayamadılar. Sakatlıkları vardı. Benzer şeyi Sergio Llull için söyleyebiliriz. Ben açıkçası Sergio Llull derdim. Ki herhalde Sergio Llull demek lazım. Ama Yudoh'la Sergio Llull arasında... burun farkıyla Sergio Llull. Ben de Yudoh derdim muhtemelen. Ha şöyle, Yudoh da maç kaçırmamış olsa Yudoh diyebilirim ama Yudoh da maç kaçırdı. Yani Sergio Llull çeyrek adım daha önde. Evet, Sergio Llull cevabı geldi Kaan Kural'dan. Sıradaki soruyu getirebiliriz ekrana. Batı konferansında Golden State'i en fazla zorlayacak takım hangisi? San Antonio Spurs mü yoksa Los Angeles Clippers mı? Eğer bu ikisi arasında soruyorsa San Antonio Spurs. Ama bence... Bu ikisinin dışına çıkalım bir de. Bence Utah Jazz. Daha önce de bu cevabı vermiştim. Öyle düşünüyorum çünkü. Şöyle, tabii ki Utah San Antonio veya atıyorum bir Houston kadar kapasiteli değil. Ama Golden State'e çok ters geleceği için... Ters oynayan takımlar çok sürklese etme kapasitesine sahip. O yüzden Utah'ın o zamana kadar bütün sakatların artık... Çünkü sezon başından beri sakatlıklar yeni tam kadro oynamaya başladılar. Sezon sonuna kadar kalan işte 35 maçlık döneminde oyununu çok cilalayacağını ve daha iyi gideceğini varsayarak konuşuyorum. Ben her zaman Utah, eğer bir tehdit yaratılacaksa Golden State'e, Utah'ın en büyük tehdit olduğunu düşünüyorum şahsen.
Peki devam edelim. Bir soru daha var Kaan Kural sana. Onu da getirelim ekrana. Ufuk Sarıca'yı başarıya taşıyacak kritik özelliği nedir? Takım ruhu yaratması, teknik bilgisi, herkesin saydığı biri olması. Tabii bütün faktörler önemli. Hele ki baş koç olduğu zaman. Şu anda milli takımın koçu olmak hiç kolay değil. Çünkü bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Kısa pozisyonlarında gerçekten alternatiflerimiz çok az. Düşünüyorsunuz ki basketbolun geldiği yerde kısa pozisyonların önemi bu kadar artmışken bizim bu geçiş döneminde olmamız her koçun işini zorlaştırır. Bu faktörlerin hepsi geçerli ama Ufuk Sarıca'yı diğer değerli koçlardan ayıran, onu yeni jenerasyon başarılı koçu yapan en önemli faktörü teknik anlamda çok daha yenilikçi bir koç. Ve değişen basketbol biraz trendleri daha çok cesur belki cesur, değişen trendleri çok yakından takip ediyor. Hatta buna kendi oyun boyutunu da katıyor. Mesela tam sağ presi ekleyen koçlardan biri oyununa. O yüzden ben açıkçası işi biliyor olması diyeyim. Yani teknik tarafının güçlü olması diyeceğim. Bir soru daha var. Onu yetiştiremedik, ekrana getiremeyeceğiz ama ben okuyayım. Meriç Gürsoy sormuştu. %66 isabet, 13.1 sayı, 12.6 rebound, 2.5 blok. Gobert'in All-Star olması için daha ne yapması lazımdı? Daha ne yapması lazım? Biraz daha ya şöyle, All-Star biraz da şöhretle alakalı. Yani uzun süre iyi oynadıktan sonra iyi oyuncu olarak kabul ediliyorsunuz. Yani Gobert şu ana kadar tamam iyi savunmacı oldu biliyorum ama hücumu zayıf diye düşünüldüğü için öyle bir imajı kaldı. Bu imajı atması için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Benim şahsen konuşmuştuk yani All-Star adaylarından ben olsam seçerdim. Ama genel olarak bütün koçlara, basketbol kamuoyuna hala bir tık yukarı çıktığını, artık yıldız bir oyuncu olduğunu tam olarak anlatamamış demek ki. Bu bir süreç. Bazı oyuncular için başka takımlarda mesela atıyorum aynı performansı Chicago'da yapmış olsa muhtemelen daha çok göze batardı. Bazen de talihsizlikler oluyor. Biraz bir sene popülerite de var diyorsun. Aynen. Yani hem takımın popülaritesi var hem oyuncunun popülaritesi var. Biraz gecikti diyelim ama yapacak bir şey yok. Peki Twitter bölümünü tamamlıyoruz. TV Spor yayın programını getirelim ekrana. Bu hafta sonu yine birçok karşılaşma var TV Spor ekranlarından takip edebileceğiniz. 5 Şubat Pazar günü 17.30'da Tübingen Rasta Vehta karşılaşması TV Spor 2'den yayınlanacak. İtalya Basketbol Ligi'nde yine Pazar günü 14'te Trentino ile Venezia karşılaşacak. TV Spor 3'ten yayınlanacak bu karşılaşma. 6 Şubat Pazartesi 22.45'te Emilia Enel Brindisi maçı var. Bu da TV Spor'un şifresiz kanalından naklen yayınlanacak. İspanya Basketbol Ligi'nde pazar günü iki karşılaşma var. 14.30'da Barcelona ile Bilbao Basket karşılaşacak. Yine TV Spor'un uyduya açık şifresiz kanalından yayınlanacak bu karşılaşma. 20.30'da da Murcia ile Real Madrid karşılaşacak. TV Spor 3'ten naklen yayınlanacak. VTB Ligi'nde de pazar günü 17'de CSK Moskova Avtador mücadelesi var. TV Spor 3'ten takip edebilirsiniz. Kaan Kural, teşekkürler değerli yorumların için. Rebound'un sonuna geldik değerli izleyenler. Salı günü yine karşınızda olacağız. Salı günü de bizlere Kaan Kural'a soruyorum etiketiyle sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Programımızda sorularınızı Kaan Kural'a ben aktaracağım. Teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.